efendim, herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz ve son teknik analizimizi yapacağız. Hemen bir TL varlıklara kısaca bir göz atalım. Bugün dünyada risk iştahı aslında pozitif. Pozitif seyrediyor. Özellikle Asya kapanışları pozitifti. ABD vadeliler pozitif. Avrupa yine aynı şekilde. Ama bize baktığımızda bugün tamamen yatay bir piyasa söz konusu. 1329 puan seviyesindeyiz. Hafif yatay negatif seyrediyor Borsa İstanbul. Diğer taraftan dolar Türk lirasına baktığımızda 7.75 desteğini defalarca çarpıyoruz ama henüz aşağıya kıramadık. 7.77 seviyesindeyiz. Şu an itibariyle birazcık daha bekle gör piyasası söz konusu. Bankacılık endeksinde %1'lik düşüş var. Diğer taraftan teknoloji negatif tarafta seyrediyor. Sanayi holding ve ulaştırma yatay pozitif diyelim. Şu an tablo bu şekilde. Yine sizden gelen hisseler var. Biz yine o hisselerden devam edeceğiz ama hemen hocamıza dönelim. Borsa İstanbul'un görüntüsüyle başlayacağız şimdi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? İyiyiz çok şükür. Borsa İstanbul çok sıkıcı. Allah'tan bugün Ahmet Hoca var diye sosyal medyadan da yazanlar olmuş hocam. Hakikaten bugün Borsa İstanbul biraz sıkıcı. Evet, pek fazla bir şey yok yani. Kağıt bazında dünden kalan bir takım hareketler var. İşte ben şey diyorum artık, TSKB 2 galiba biraz hareketli bugün. Evet. Ondan sonra işte bankalarda biraz geri çekilme var. Onlar herhalde bir sonraki hafta için pozisyon hazırlanıyor. Koç biraz geri geldi. Turkcell bir 16'ya gitti geldi. Evet, 15.30, 15.40 zaten yazdık. 15'in altına verirsen alıcıyım kardeşim artık. Sıkıldım ben senden. Evet, gördüm. Yani biraz da sopayı gösterdik, baktım hemen padır küldür padır küldür gitti 16'ya kadar. Biz de şaka diyoruz ama yani böyle büyük şirketlerin bu kadar uzun süre bu fiyatlarda yatırımcısına olması, yani çok da fazla para kazandırmaması bence yani en azından ayıp. Oturup çalışacaksınız. İnsanlar size paralarını yatırmış. Bakıyorsunuz kağıtlarda bir şey yok. Kar ediliyor mu? Ediliyor. Edilmiyorsa zaten problem var yani. Herkes cebinden 100, 200, 300, 500 devamlı veriyor yani. O paket, bu paket, oradan zıpladık, şu pakete girdik. Aa, bu paket sizin için daha iyi, onu bırakın buna geçin falan filan. Bu yalnız burada değil, bir sürü kağıtlar da böyle. Ya şöyle bir şey anlaşılması lazım. Yani şirketlerinizi eğer halka arz ediyorsanız, sizin ulvi amacınız kendi cebiniz değil. Size ortak olan yatırımcıları kendi cebinizle beraber ortak olan yatırımcılara, onlara da para kazandırmak ya. Böyle bir şey olmuyor. Çoğu zaman olmuyor yani. Yani şu serseri mayın gibi son bir senede oradan oraya uçuşan fiyat hareketleri olmasa hikaye. Yani bu işin sonunda nerede bitecek onu da bilmiyorum da. Yani bedelsiz veriyor diye kağıt 400 liradan 3000 liraya falan gidiyor. Ne alaka? Ne oluyor? Nedeni ne? Öteki tarafta başka bir kağıt var. Koç Holding'i falan geçiyor değerlediğin zaman. Piyasa değeri olarak. Uçtuğu fiyatlara bakarsan. Yani şey gibi, bizim Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 tane Barcelona etmesi falan gibi yani. Evet, çok her şeyinde doğru. Bir haddi hesabı var canım. Yani normal gitmesi gerekenler hiç başka yerde dolaşıyor. Değişik bir dünyada. Ha diyecekler ki işte eskiler pek alışamadı, pek uyum gösteremedi yeni borsaya. Borsaların eskisi falan yenisi olmaz. Eninde sonunda borsalar ne yapacağını bilir. Hiç merak etmeyin. Hep aynı terhanedir. Aynı oyun oynanır. Aynı tiyatro vardır. Ekrandaki oyuncular üç aşağı beş yukarı aynıdır. 25-30 sene sonra onlar gider, başkaları gelir. Ama seyirci kütlesi devamlı değişir. O seyirci kütlesi de zaten devamlı para akıdır. Hele karşılığını alamadığı kağıtlarda falan filan tam bir hüsran. Neyse. Ne yapıyoruz? Burada ne alemdeyiz? Endeks yukarıya doğru gidiyor. 135 bin civarında dolaşıyor. 20 günlük hareketli ortalama 1289'da. Zaten 1283 mi ne, oralardan bir yerden çarptı döndü yukarıya.
boşluğu kapattı, düşüş boşluğunu. Buradan şimdi dipleri birleştiren çizgi ve kırmızı renkli 20 günlük ortalama kırılırsa aşağı yönde 50 günlüğe doğru gelir. O zaman da obo mobo oldu falan, bir sürü gürültü patırtı kopar gene. Ben hala diyorum burası hayali küçük Ali'nin olduğu yer. TL bazında. Esas hikaye başka yerde dönüyor. Dolar bazında. Bunu da kitaplar yazmaz. Ahmet Mergen anlatıyor yıllardır. Dolar bazında grafik. Ya hayatınızda dolar bazında grafikten mi bahsedildi? Şimdi bakıyorum herkes dolar bazında grafikler şöyle abim ya. 92 senesinde değil dolar bazında. Grafik nedir? Onu bilmiyordunuz güzel kardeşim. İlk dolar bazında grafikleri biz getirdik bu piyasa. Ha, iyi halt ettik. Ama yabancı burada kendi parasına göre değerlendiriyor işleri. Gerçek anlamda da para kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Bir şeye karşı kendinizi karşılaştırmanız lazım kazandığınız parayı. Enflasyon yüzde bilmem kaç. Senin enflasyonun öyle, açıklanan böyle. Benim enflasyonum başka. Herkesin para harcadığı yerlere göre enflasyonu değişik olabilir. İstanbul'da kira 3000 lira. Anadolu'nun herhangi bir şehrinde 800 lira aynı ev. Tabii ki enflasyon değişik olur. Oradaki adam ne enflasyonu ya, o kadar da yok bir şey falan der. Tayin ol bakalım, gel İstanbul'a, istiyor musun? Yok. Kimse İstanbul'a tayin olmak istemiyor. Tabii burası yani kurtlar sofrası. Kurtlar sofrası. Burada yaşam o kadar kolay değil. Yani peyniri, biberi, ıvırı zıvırı her şey roket. Böyle bir durumda ya dolara karşı endeksi veya kazandığın paraya bakacaksın ya da altına karşı falan. Bir şeye karşı değerlendireceksin. Çünkü enflasyon yiyip bitiriyor parayı. Yani gerçek anlamda para kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Mesele burada. Yeğen. Ama dolar bazında hala aynı şeyi söyledim. 50 haftalık ortalamaya bakarım kardeşim dolar bazında. Endeks onun altına gitmediği takdirde kargadan başka kuş tanımam. O kadar. Onun altına giderse hasta la vista baby. Bana ne? Nerede dururmuş, ne yaparmış? Ben satar çıkarım. Sizin yerinizde olsam, ama bu yatırımcı tavsiyesi falan filan değil. Ben kendim satarım. Siz ne yaparsanız yaparsınız. İsterseniz beklersiniz. Ha, tekrar altına indi, o tekrar üstüne çıktı ortalamaları. Sattığımı tekrar döner geri alır. O kadar basit. Paran olduğu sürece her an her şeyi alabilirsin. Olmadığı zaman dert oluyor. Evet. Onun dışında şu anda dediğim gibi yukarı yönde 135 falan filan. Ya bunun hesabını kitabını yaptık. İşte yeni yeni hesaplar yapılıyor. Ne dedik? 125. Aşağı tarafta 82'den 100'e 18 bin. 25'te yukarıda var. Etti sana 33 bin puan. Doğru mu? 43 bin. 43 bini koy 125'in üzerine. 127, 167, 165 bin. Bu çanağın katlama yeri 165 bin. Evet. Dolar da o zamana kadar 7,5-8 lira civarında olsa endeks geldi. Eski, klasik 2 dolar, 2.2 dolar seviyesine. Eski rakamlarla. Klasik yer orası. Orada gene hocam mal alınır mı buradan? Tabii hisse senedi alınır mı falan filan. Yok, alacaksan buralarda bir yerde toparlayacaksın. Yani buralarda bir yerde ucuz kalmış hala kağıtlardan stopunu koyacaksın. Uzun vadeli düşüneceksin. 15 bin dolarda aldığın hisseleri 2-3 sene sonra 50 bin dolar endekste satsan, dolar bazında 3 katı yapan bir piyasa Amerika'da bile yok. Yani şöyle anlatayım. Dow Jones 90 bin dolar olacak sizin anlayacağınız. Var mı böyle bir hikaye? Yani 30 binden 90'a gider mi? Ha, bu piyasa gidebilir. 3, yani 3 senede veya o civarda bir zaman diliminde. Ha, ne istiyor? İstediği şey belli. Herkes biliyor. Bu piyasanın ne istediğini herkes biliyor Türkiye'de.
yukarı gitmek için. Ama herkes konuşuyor, o kadar. Hep beraber konuş, konuş, konuş. Açık oturumlar var böyle, çok faydalı. 1975 senesinden beri nasıl lanet bir şeyse geldi böyle, açık oturum, açık oturum. Yani 45 senedir bu ülke açık oturum dinler. 5 kuruşta yararını görmedim. Laf. Yani züğürdün işte hani zenginin parası falan veya zenginin hayat seviyesi düzeyi züğürdün çenesini yorar gibi. Cer 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 her konuda da bilgi sahibi insan. Ben de artık onlardanım. Her konuda bilgi sahibiyim arkadaş. Ben de öyle oluyorum. Geçelim. Hocam Brent petrol diyelim ama öncesinde kısa, çok kısa bir aramız varmış. Araya gidelim. Araya mı sonra... gittik ya? Ne kadar hızlı gidiyoruz yani. Hocam yok, bu ana reklam arası değil, ara reklam arası. Malum sizi sevenleriniz çok, o yüzden reklam vereniniz de çok. Hadi bakalım. Kısa bir ara. Ay, alerji oldum. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, BIST'i değerlendirmiştik. Hocam Brent'te kalmıştık. İsterseniz bir Brent'e bakalım. Çünkü 50 dolara doğru bir yolculuk başladı. Ardından da hisselerle devam edelim. Şimdi gene reklama gideriz herhalde. Yok, gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz daha hocam. Evet. Şimdi 48.99, 49 diyelim oraya. 49'dan 47.50 arasında... İkili tepe gibi oldu çok kısa vadeli. 47.50 geçilince aşağı yönde 1,5 dolar daha gitmesi lazım. Yani 46'ya kadar. 46'ya kadar pek gelemedi. 46, 18, 20 oralarda destek vardı. Oradan döndü 46, 82'den. Sonra bir hamle tekrar 49'a doğru. Ondan sonra bir geri çekilme. Ortalamalar tuttu filan saatlik grafikte. Burası bir çanağa döndü. Aşağı taraf yaklaşık 47. Yukarı taraf 49. Bunun gidişatı katlarsa yukarıya 51. Bence niyeti oraya. Yalnız bu arada çok daha enteresan, çok daha büyük çanaklar oluşuyor. Yani böyle 36-46 falan çanağı da var yani bir yerlerde. Bir zamanlar 36'ya falan da indi bu. 2-3 ay falan mı önceydi, neydi? Yani o zaman yani 55-58 aralığında bir yerde hedeflenebilir. Hiç belli olmaz. Yani bir takım tuhaf görüntüler oluşuyor, enteresan görüntüler. Bu GBP'de de oluşuyor, sanki 1.41 havası var gibi. Euro-dolar paritesi 1.24, 1.27 böyle bir orada bir oralar sanki ortaya çıkar gibi hafiften silüetler beliriyor. Şu anda 1.21'in üzerinde orası da. Orası da 1.16, 1.20 çanağını yukarı yönde geçiyor şimdi. Katladı mı 1.24. Yani enteresan şeyler oluyor. Burada da ekonominin herhalde düzelmesiyle dünya ekonomilerini falan bir de anlaşmalar falan oluyor. OPEC, MOPEC. Durumu tekrar döndürebilirler 50 doların üzerine. Gidi hey, bir zamanlar 120 dolardı ya bunlar. Tabii. 100 doların altına inmezdi yani varili. Nereden nereye nerelerde, diyorsunuz? Şimdi nerelerde yani fiyatlar, varil fiyatları falan yani... Geçmişe bakıldığı zaman vay mazide kaldı o fiyatlar. Ama hiç belli olmaz. Gerçi elektrikli arabalara falan filan dönülüyor ama yani bir süre daha herhalde benzin devam edecek gibi gözüküyor. Trend yukarı. Trend'de. Öyle gözüküyor. Destek 49 civarı. Hedef kısa vade 51. Çanağın katlanması orayı gösteriyor. Geçelim. Hocam izleyenlerden gelen sorularla devam edelim. Akbank var. 6.15.16 şu an fiyat Akbank'ta. Yani burada yatay alandan yukarı gittik. 6.20 civarını şeyi geçtik. 9.67 nereden ya? Orası 6.97 falan olacak herhalde. Neyse tepe orada. 6.5'un üzerinde. Oradan bir aşağı. Sonra bir daha yukarı. Bir daha aşağı falan. Yaklaşık hareketli ortalamanın olduğu 6 civarında, 20 günlük hareketli ortalamanın 6 civarında öyle bir üçgenin içinde.
Ha, bunu omuz baş omuza da benzetebilirsiniz. Ama daha ne gitti ki omuz baş omuz olsun garibim? Daha bir şeye gidemedi. Hareketli ortalamaların altına giderse o zaman 5.70 falan oralarda 50 günlükte destek bulabilir. Ama gösterdiğim kadarıyla sol tarafta 5.40 sol omuz, orta tarafta 4.60-4.70 baş, sağ tarafta da 5.5'un orada bir sağ omuz olup ondan sonra 6.30 falan yukarı yönde geçilirse ver elini 7.5-8 olur. Büyük tobo fiyatı yukarı atar. Tabii o zaman da büyük tobo burada bankalarda falan yukarıya atarsa garantide orada burada, o zaman bizim endekste tabii 85 bine iner. Şaka şaka. İşte o hocam 145, şimdi yüreklerimizi hoplatmayın aman. 145-150'lere doğru hareket bunların desteğinde gidecek. Bunlar yavaş yavaş oluşuyor. Bir süre sonra olduk diyecekler. Tamam olduysak haydi bakalım yukarıya. İnşallah. Ama görüntü itibariyle sağ omuz oluşuyor gibi. Yani kırmızıdan da dönebilir, yukarıya zıplayabilir. Dönmezse yeşilde beklemek lazım. Çünkü büyük bir tobaya gidiyor gibi bir hal var. Ters omuz baş omuza yani. Geçelim. Hocam, ben bunda pozitifim. Bir Türk Hava Yolları yorumunuzu dinlemek isteriz o zaman. 12-21-22 fiyat. Evet. Kanal içinde aşağı düşüyorduk. Oradan döndük. Aşağı haberleri falan filan. Şimdi biraz işte yok yarıya indirmiş de Pfizer de bilmem ne olmuş da yani falan filan, geçelim bu işleri. Yani ende sonunda o işler için gerekli işler yaratılır. Yani nasıl götürülecek, nasıl işte şey yapılacak, saklanacak, maklanacak, depolar şunlar bunlar halledilir. Yeter ki aşağı ortaya çıksın. E çıktı da %100 başarılı falan diyorlar. Şimdi derdimiz, eskiden derdimiz aşı çıkacak mı çıkmayacak mıydı? Şimdi derdimiz başka. Nasıl taşınacak? O aşı mı iyi, bu aşı mı iyi? Bir de hocam nasıl taşınacak? Yani Çin'deki aşı mı iyi yoksa Alman aşısı mı yoksa İngiltere Oxford mu o mu bu mu falan. Yani bir anda böyle bolluk bulduk. Aşıyı bulduk da bir anda bolluk bulduk. Şimdi içinden seçemiyoruz. Yani dur bakalım ne olacak. Ama en azından ortalık biraz düzeldiği için tabii ki havacılık sektörü hop zıpladı. Pegasus 66'lara gitti. Oralarda boğuşuyor. Bu da burada boğuşuyor. Yani buraya gelen Sansar şimdi başka işler peşinde. 13.30'dan indirdi 8.85'e kadar. Her gün ala vere, ala vere, ala vere. Şimdi burada heyecan. Göründüğü kadarıyla işte 12.18, 12.20'ye gelince alıyor. 12.28'e gelince patlatıyor. Sabahtan beri tamam mı? Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Pimpon topu gibi. Ama ortalamalara değdi en son. Zaten yıkılsa ortalamaların da altına yıkılırdı. Yıkılmadı. 12 civarına doğru ortalama şimdi koşturuyor fiyata yetişmeyi. Yetişmek için. Bu da orada duruyor. Yani Şirin bekliyor orada. Ferhatçığım koşuyor. Yani her zaman olduğu gibi. Klasik. Ferhat koşar. İşte Kerem koşar. Bizimkiler de bekler orada. Sevgililerini gel diye. Bu sevgiliye gidecek bu ortalama. 12'nin üzerinde bir yerde kavuşacaklar. Ondan sonrası bence o kırmızı çizgi 13.30 civarındaki direnç. Yani burada böyle sotaya yani pusuya yatmak lazım gibi geliyor. Ortalamanın altına gider. O zaman bana eyvallah derim ya. Sonra görüşürüz. Yani elveda hiç o zaman demiyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Ayrılıyoruz. Tekrar görüşeceğiz diyoruz. Hiçbir zaman ilişkiyi kesmiyoruz. Yani veda etmiyoruz. Bir sonraki günlerde tekrar geliriz diyoruz. Burada da hareket var. Yakında. Çünkü başka taraflar biraz gerilerken başka tarafları da alıyorlar yukarı ki endeksi dengeliyorlar. Dengelemek için evet hocam. Tabii tabii. 50 haftalık ortalama diyorum. Kargadan başka kuş tanımam. Kara evet. Kartal var. Hocam bir emlak konut diyelim mi o zaman? 2.15-16. Tabii 1.72'den yukarıya gitti mi? Gitti. 2.40 direnci var mı? Var. 2.40'a daha gelemedi ama oraya geldikçe satıcı geliyor. Oraya yanaştıkça satıcı geliyor. Yarım daireyi çizdi. 1.72 idi dibi. Yatırımcıyı biraz daha üzdüler. Malları iyice döktürdüler 1.63'te. O zaman gitseydin 1.25'e. Yo, olmaz.
yatırımcı döküldüğü anda hop oradan hadi bakalım şimdi yukarıya bas gaza. Ondan sonra 2.5'larda ver coşkuyu, ver coşkuyu. Hayda yatırımcı içeriye. Hadi biz gidiyoruz arkadaşlar, siz burada kalın. Hop tren geriye. Direnç 2.5 civarında, 2.40 civarında. Şu anda ortalamalardan biraz fazla ayrıldı. E ne olacak? Bugün 3 kuruş aşağı, yarın 2 kuruş yukarı falan filan. Dar alanda paslaşmalar. 2 liranın üzerinde kaldığı sürece 2.03 var. 20 günlük ortalama. O yavaş yavaş 2.05, 2.06 falan yukarı doğru tırmanmaya başlar. Oralara doğru yanaşıyorlar. Sevgililer gününde buluşacaklar. Gerçi sevgililer günü 14 Şubat ama olsun biz 14 Aralık deriz olur biter. Yani yeter ki sevgililer buluşsun. Yeter ki. Happy end. Geçelim. Hocam size şikayet var. Şişeyi şikayet ediyorlar. Değerli izleyenler Twitter üzerinden de yazmışlar. Şişeyi mi şikayet ediyorlar? Evet hocam. Vallahi sopayı aldık zaten oraya. Bak orada hala boyun çizgisi duruyor. 7.06 falan 7.10 civarında. Sol taraf oldu. Dip kısmı da oldu. 6.11'de. Orası zaten trend desteği. 50 günlük ortalama 6.71'de. 20 günlük de 6.80, 71.85 arası iki tane ortalama var. Fiyat onun üzerinde. Yani burada 7.08 falan oraları kırdığı anda tekrar yukarıya doğru hareketlenir diye düşünüyorum. Kanal içinde gidiyor bir anlamda ama kanalın üst çizgisi, o tepeleri birleştiren çizgiye dikkat. Orada satıcı geliyor kardeşim. Fiyat ne zaman oraya gelse bir satış geliyor. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Bu kağıtlar böyle alındığı zaman bir ay, iki ay gibi zamanda 3'e 5'e katlamaz kardeşim. Bunlar Türkiye'nin ağır yapıları. Onlar yavaş yavaş belli bir miktarda gidiyorlar. Zaman içinde katlarlar. Yani 1.5 liralık çimento kağıdı 85 lira gibi olmaz. Ne alakaysa neyse geçelim. O da bir başka macera. Hayırlısı, ismini vermeyeyim. Ama anlayan anladı diyorsunuz. Hocam ya yani anlasın artık. Evet burada da Alkim. Burası da pimpirikli bir spekülatör mü, grup mu, ne varsa Allah. Yani biraz götürüyor gibi yapıyor, birisi bir şey alıyor falan hemen veriyor falan. Ay korkak şey yani. Kardeşim ya çık git, kağıdı rahat bırak. Alanlar alsın, satanlar satsın. Ne oynaşıp duruyorsun orada? Çıkmak mı istiyorsun, ne yapacaksın? Bırak o zaman. Yani talebi var. İnsanlar giriyor, çıkıyor, soruyor. Alınır mı, alınmaz mı diye. Bakıyorsun, pimpirikli. 40 kuruş gidiyor. Tı 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 hemen tekrar seans sonunda aşağı. E tamam 1-2 öğrendiler senin taktiğini. Ne zaman yukarı götürsen millet veriyor. Sen indiriyorsun millet geri alıyor. Seni yapmak istediğinde millet yapıyor artık. Öğrendi millet taktiği. Ama baktığın zaman hareketli ortalamanın üzerinde ufak bir çanak çizmeye çalışacak herhalde. Yani 13.65'in altına stop koyarsın oturur beklersin ne yapacaksın. O çanak katladığı zaman tuhaf bir tesadüf 19.27'deki tepeyi tekabül ediyor. Yani. Esas dirence geliyor çanak katlaması. Bunlar hep tesadüfi işler zaten. Kağıt şu anda ortalamanın üzerinde biraz zaman lazım. Biraz da o spekülatörün artık ne yapacağına bağlı. Cesaret hapı içerse belki bir şeyler olur. Yataya sardı normalde gördüğünüz gibi. Yani sarı renkli alanda uzun zamandır yatayda. Şimdi ufaktan ufaktan para lazım galiba. Onun için biraz daha yukarı almak gerekebilir diye düşünüyorlar herhalde. Sağdan kalkarak gün sabahın köründe sağdan kalkarsa yukarı gider. Soldan kalkarsa yatay alanda kalır. Ne biçim teknik analiz yapıyorum ya inanılmaz. Geç. Hocam Ostim soranlar vardı. Twitter üzerinden yine gelen Ostim. Sorulardan. Ostim. Peki bakalım. Geldi. Burası kanal içinde görüldüğü gibi tepeler birleştiriliyor. Dipler birleştiriliyor. İki tane paralel çizgi. Bir tepeye gidiyor, bir kanalın altına vuruyor. Bir üstüne gidiyor, bir altına vuruyor. E şimdi orta yerde kaldı. Şimdi zaten işin zor tarafı. Aşağı mı gideceksin? Yoksa bir kere daha yukarı mı vuracaksın? Yani ortalama 50 günlük ortalamaya bakacaksın. Kaçta? 3.91'de. Valla 3.91'in altına inerse anla ki alttaki mavi çizgiye gidiyoruz. Orayı deneyeceğiz. Yani rotasyon bu şeye girdi böyle ritme. Tango yapar gibi bir üste bir alta devamlı çalkanarak yukarı doğru tırmanıyor ama.
bir çıkış kanalı içinde. Yani trend yukarıya. Ha, ortalamanın altına gelmedi. 4.48.50'yi falan geçti. Anlaşıldı. O zaman yukarı taraftaki şeye doğru gidiyoruz. Çizgiye doğru. Kanalın üst çizgisine doğru. Bu şekilde takip edeceksiniz. Trend yukarıya. Geçelim. Hocam son zamanların favori hissesi oldu tabii. Fiyatlamadan ötürü malum. Ege Endüstri. Çok kişi soruyor. Breh. İşte insan böyle bakıyor. Şişe cam da ne zaman böyle hareket edecek diye hayal ediyor. Hocam şey gibi oldu. Bu hayaller Ege Endüstri, hayatlar Şişe Cam. Öyle. Biraz. Yani tekneye daha bakınca da öyle oldu. EKGO. EKGO evet. Gerçekten. Şişe Cam yine iyi de EKGO burada daha iyi bir örnek olabilir. Doğru söylüyorsun. O daha da yani tamam. Neyse. Burada da ikili tepe gibi oldu. Karton sat. Ya pardon, kartonda da var böyle görüntü. Ege Endüstri. Şimdi 1849 var, 1820 var. İki tane tepe. Burası şimdi ikili tepe mi oldu hocam? Valla iki tane tepe var da ikili tepe olup olmadığını tam bilemeyiz. İkili tepenin onaylanması için kağıdın 1511'in altına inmesi lazım. Yani iki tepe arasındaki o dip var ya, onun altına çakılması lazım. Oraya gelirken de 20 günlük ortalama var, 1493. O da orada tutacak muhtemelen kağıdı. Demek ki ne oluyor? İkinci hamle birinci tepeyi geçemediğine göre tekrar 1500-1800 aralığında biraz daha gidip gelip orada bir üçgen oluşturabilir. Burası da eskaza birisi gelip böyle yüklü miktarda hisse alırsa, öyle 1000 not, 2000 not falan, işte o zaman ikili tepeyi görürsün. Anında o malı döktürmek için pataküte verirler yani aşağıya. Burada yatırımcının aldığı şey belli zaten. Küçük yatırım işte bir lot, üç lot, torunu aldı, torununu alıyor falan filan yani. Şimdi burada tabii 731'den almış olsam 1000 notu, ki alamazsın, yedirmezler. Oh, 1800'de sattın, vay be, ne oldu? 1.1 milyon para kazandın. Allah Allah Allah. Yani hayal dünyası öyle oluyor. Şurada almış olsaydım şimdi ne para götürmüştüm. Orada almış olsaydın gitmezdi zaten, merak etme. O mal dökülmeden gitmiyor. Öyle oluyor. Ha, 5-10 lot kalıyor sende. O zaman tamam. Eyvallah. Geçelim. Geçelim hocam. Turkcell diyelim. Malum bayağı bir Turkcell'den bahsettiniz siz bu aralar sosyal medyada da. Bir grafiğine bakalım. Evet. Baş harfi T dedim. Birileri Tekfen dedi. Yok kardeşim, Tekfen değil dedik. Tav mı dediler? O da değil dedik. Yani işte iletişim sektöründe. Yani şöyle büyük bir çanak konuşuyor. 13.56 17.85. Çanağın sağ tarafı doluyor şimdi. Doğru. Yani orada da bir tane ufak çanak yaptı. Büyük çanağın içinde. Ufak çanak nerede? 16.38 tepe. Aşağı taraf ne? Normalde ortalamanın altına gelmeyecekti. Şimdi yukarı götürecek ya. Muhtemelen önce bir döküyor aşağıya. Millet bir sapır sapır dökülsün 14.66'ya. Gün içinde fal yok, yumurta yok. Klasik lot oyunu. Tahtada lotları yazıyor oraya buraya falan. Tahtayı ne tarafa çekerim? Neymiş adı? Algoritmik operasyonmuş. Ya sevsinler. Yani Türkiye borsasının her şeyi falan bitti de bir algoritmik operasyonu kaldı ya, eksik. Ben de onu söylüyorum. Boş ver ya, uğraşma algoritmasıyla margoritmasıyla. Alacaksın kağıdı, oturup üzerine oturacaksın. İstediği kadar her gün götürsünler getirsinler, sana ne? Eninde sonunda kağıt su nasıl yolunu buluyorsa, hı hı, o da oraya gidecektir. Kaçışı yok. Bu kağıt 18'e falan geldiği zaman sen de algoritmanı çalıştırırsın, çakıverirsin tepesine. Çanak katlayabilir. Ortalamaya koyacaksın şeyi, stopu. Değil mi? 50 günlük ortalama. Neresi orası? 15.32. 15.30. Tamam kardeşim. Bunun altına gitmediği sürece ben bu vagonda otururum. Ne yaparsan yap. İster götür, ister getir gün içinde. Yani kendi kendine ne yaparsan yap. Şimdi söyleyemeyeceğim. Bak onun için yani yukarı tarafta 18. Ama kağıda baksanız 18'i böl 8 liraya. Ne etti? 2 lira 20 kuruş mu? 10 kuruş mu ne? Ya bu kağıdın dolar bazında 2000 senesindeki şeyi, değeri 4 dolar mı neydi ya? Yani enteresan.
Geçelim. Hocam Tire Kutsan diyelim. Yine Tire çok sorulanlar arasındaydı. Geçtiğimiz hafta notunu da almış. Yani burası da çok hızlı gitti. Çok hızlı indi falan filan. Burada tabii birisi var. Şişman parmak var. O kesin herhalde. Yani bu böyle bu kadar haldır huldur yukarıya aşağı bu kadar gidip gelmez yani. Yıllar boyunca öyle bir şey olsa gider gelirdi. Yıllar boyunca çok stabil bir kağıttı yani. Bir yerden bir yere gidene kadar ömür biterdi. Son zamanlarda bilhassa salgın dolayısıyla yani o sıralarda bayağı şey olmaya başladı gidip gelmeye. Şu anda görüntü itibariyle 7 liranın üzerinde ama aşağı doğru galiba 6.95 mi oralarda? Kaç nerelerde? 6.90 falan galiba. 90-91 çalışıyor hocam. Hareketli ortalama nerede? 50 günlük 6.63'te. Hareketli ortalamanın üzerine dün sert bir hareketle çıktı. Muhtemelen şimdi hareketli ortalamayı deneme mahiyetinde oralarda biraz daha oyalayabilirler diye düşünüyorum. Ama son durak 6.60'ın 6'dır yani. 50 günlük ortalamanın. Yukarı tarafta ne olabilir? 7.80, 7.90 gibi rakamlar. Hocam çok özür dileyerek.